Koronavirüs salgını nedeniyle hayat birçok açıdan durma noktasına geldi ama gönülleri ayıramadığı aşıklar nikah masasına ultra önlemler eşliğinde oturmaya devam ediyor. Gelin de hemen şahitlerini alayım masaya. Evet, başka kimse girmesin şu anda. Nikahlara koronavirüs ayarı getirildi. Çiftler tedbirli evet dedi. Şu an yapamasaydık bir en iyi ihtimalle 6 ay sonraya gün verebiliyorlar. Geciktirmek istemedik sevgili eşimle birlikte. Buruk oldu nikahlar. Evet öyle oldu maalesef. Düğün yapabilecek misiniz? Önümüzdeki birkaç ay olamayacak herhalde. Erteledik. Genelge yayınlandı. Düğün, nişan, kına gibi etkinlikler, kalabalıklar bir araya gelmesin diye yasaklandı. Koronavirüs hayatı ciddi anlamda etkiledi ama sevenleri ayıramadı. Ciddi tedbirler alınarak nikahlar kıyılmaya devam ediyor. Mühim olan gönüllerin biri olması tabii ki. Bu geçici şeyler, tedbirler. Önemli olan ülkeden huzura kavuşması. Belediyeler nikah kıyarken koronavirüs önlemi aldı. Artık içeride kalabalık olmuyor korona yüzünden. Gelin damat iki şahit. Fazlası yok mu? Yok. Nikah salonuna sadece gelin damat ve iki şahit alınıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında. Kalabalık olduğu zaman güzel bu işler. İnsanlarla güzel ama toplumda böyle bir virüs varken de bunu yaymamak adına doğru bir uygulama yapılıyor şu anda. Bazı nikah salonlarında aileler için düzenleme yapıldı. Şerit çekiliyor. Başka kimsenin girişine izin verilmiyor. Aile yakınları o mutlu ana birebir tanık olamıyor ama nikah masası hemen girişe taşımış durumda. Bu şeridin arkasında aileler nikahı uzaktan da olsa izliyor, takip edebiliyor. Giremiyorum, hiç şey yapmam yani, üzülme. Damat beyin bizde emeği çoktur. O yüzden her türlü tehlikeyi göze alarak bu aşkın evliliğe dönmesine şahitlik etmeye geldim. Tedbirleri de alarak. Evet, aynen öyle. Buruk da olsa nikahlar kıyıldı. Düğünlerse salgın atlatıldıktan sonraya kaldı. Böyle gerek.